Efendim şu anda Köln merkezindeyiz. Burada bugün Türk Hava Yolları yine hizmetine bir hizmet daha ekledi. Bundan sonra Almanya'daki 9 havalimanında teknik servis verecekler. Daha doğrusu veriyorlardı. Bugün 7 tane aracımızı teslim aldık. Şimdi Müdür Bey'den, İsa Al Bey'den öğrenmek istiyoruz. Nedir bu arabalarımız? Özellikleri nedir? Niçin bu arabalar? Ya aslında söylenecek olanların hepsini özetlediniz. Biz biliyorsunuz Almanya'nın 9 noktasında hizmet veriyoruz. Ve her noktada da teknisyen arkadaşlarımız var uçakların teknik bakımı ile ilgili. Bunlar sadece bizim uçaklara değil, dünyanın muhtelif yerlerinden Almanya'ya intikal eden uçakların da ihtiyaç halinde teknik bakımlarını yapıyorlar, talep halinde. Bunların tabii apronda bir noktadan başka noktaya ulaşımı sağlayabilmeleri için apronda arabaları olmaları lazım. Şu anda 7 noktamıza yeni Ford'dan yeni araba aldık. Onun devir teslim törenine şahit oldunuz. Arabalar teknik ihtiyaca karşılık verebilecek şekilde tanzim edilmiş durumda. Ford'dan Şafak Bey, Köln'de biliyorsunuz çok yoğun Türk var. Şafak Bey de çok tanınmış bir Türk arkadaşımız. Kendisi de Türk olması münasebetiyle Türk havalarının yarısı zaten devlet kuruluşudur dedi. Ve bize en uygun şekilde, en iyi bir şekilde taleplerimizi karşılayacak arabalarımızı verdi. Arabaların teknik donanımını kendisi daha iyi anlatabilir size. Ama Türk Havalları olarak çok güzel söylediniz. Sadece biz kendi uçaklarımıza değil, diğer dünyanın çok tanınmış uçak şirketlerine de hizmet veriyoruz. Ve bu hizmetleri de çok kapsamlı veriyoruz. Buralarda teknik arkadaşlarımız var. Bütün uçak tiplerine, onlardan bir tanesi de Ümit Yücen Bey, Düsseldorf'ta günde 6 uçağımız var şu anda kışın. Bütün teknik bakımını yapan arkadaşlarımız bütün uçak tiplerinde, sadece Airbus değil, aynı zamanda Boeing'in bütün uçak tiplerine de hizmet veriyorlar. Onun için şu anda buradayız ve siz de bu merasime şahit oldunuz. Biz söyleşimize, hasbihalimize devam ediyoruz. Efendim merhabalar. Öncelikle gecenin bu vaktine kadar bizleri sabırla beklediğiniz için siz gönül dostlarına, ekranları başındaki bütün gönül dostlarına teşekkür ediyoruz. Değecek diyoruz inşallah. Biliyorsunuz bu aylar, bu günler, bu haftalar Kutlu Doğum Haftası. Her hafta bir bölgede Kutlu Doğum Haftası kutlanıyor. Hem Avrupa'da hem de Türkiye'de, daha doğrusu Müslümanların olduğu her yerde Kutlu Doğum programı kutlanıyor. Biz de bu hafta siz gönül dostlarına yine bir güzel Kutlu Doğum'u aktaracağız. Ama aktarmadan önce nerede olduğunu sizlere söylemek istiyorum. Bu Kutlu Doğum programımız Koblenz ve civarındaki derneklerin ortaklaşa düzenlediği bir program. Türkiye Cumhuriyeti Mainz Din Ateşeliği organizasında düzenlenen bu Kutlu Doğum programına hangi dernekler öncülük etmiş? Onları sizlere zikretmek istiyorum. Zinzig, Andernach, Neuwied, Koblenz, Bendorf, Höhe Grenzhausen, Ransbach, Baumbach, Selters dernekleri desteklemişler. Evet, bu programı sizlere izleteceğiz. Ama Koblenz'e gelmişken, geçen yılda bu programımızı destekleyen Bellona'yı biz ziyaret etmek istiyoruz. Sağ olsun 2 yıldır bizleri destekliyor. Bu programın sizlere ulaşmasında en büyük katkısı olan Bellona'ya bir kısaca merhaba deyip hatırını soracağız. Bakalım son 1 yılda neler yapmış, bize anlatacak inşallah diyoruz. Şimdi hep beraber Bellona'ya merhaba demek için yola çıkıyoruz. Efendim şu anda Bellona'nın içerisindeyiz. Evet, Bellona'yı Bellona'yı diyoruz. Bellona'yı bir mobilya mağazası. Evet, Koblenz'de, Koblenz Kelliş'te olan bir mobilya mağazası. Şimdi buranın sorumlusuyla bir hasbihal edeceğiz. Evet, dedik ya 2 yıldır bu Kutlu Doğum programına maddi desteğini esirgemeyen bu güzel kardeşimizle bir tanışacağız. Merhabalar tekrardan. Merhaba efendim, hoş sefer geldiniz. Faruk Kılıç ben. Firma Bellona'nın sorumlusuyum. Hoş bulduk. Güzel kardeşim, 2 yıldır bu Kutlu Doğum programını destekliyorsun.
Çok sağ ol. Gerçekten güzel oluyor. Kutlu doğumla alakalı neler söylersin? Efendim, kutlu doğum haftası çok güzel bir duygu aslında, ona bakarsan. Bütün her sene aslında desteklemek istiyoruz. Bunun sebebi de halklarımızı bir araya topluyoruz. Bütün halklarımızı bir araya topluyoruz. Gerçekten çok güzel bir duygu. Hem kutlu doğum haftamızı kutluyoruz. Allah razı olsun, bütün bu çevremizdeki camilerde arkadaşlar da hepsi bir oluyor. Sayın Ataşa'mız da geliyor. Mainz Ataşası, o da geliyor. Destekliyoruz yani. Her sene destekliyoruz inşallah. Biraz da sizden bahsedelim. Bellonay dedik, mobilya mağazası dedik. Ne zaman kuruldu? Kaç yıl oldu? Efendim, Bellonay yaklaşık 2,5 sene oldu kuralı. Koblenz, Mülhemkeliş bölgesinde. Yaklaşık 300 kilometre çevremize hitap ediyoruz. Türkiye'den getiriyor çoğu ürünlerimizi. Aynı zamanda mutfak konusunda bayağı şu anda güçlü, çok şükür. Müşterilerimizin memnuniyeti yani bizim için önemli. Yani devamlı, sürekli inşallah böyle memnuniyetimizi sürdüreceğiz inşallah. Size tekrardan teşekkür ediyorum. Kutlu Doğum programını desteklediniz. Bizlerin buraya gelmesine vesile olduğunuz için. Sizin programınızı Kanal 7'de izledim diyenlere özel bir indirim var mı? Teşekkür ederim geldiğiniz için. Her sene inşallah böyle kutlu doğum haftalarında buluşacağız inşallah. Tabii destekliyoruz. Dediğim gibi çok güzel bir duygu yani. Gerçekten güzel bir duygu. Eyvallah, teşekkür ediyoruz. Efendim, hasbihalimiz tabii ki burada bitmedi. Biz tekrardan asıl programımıza, kutlu doğum programımıza dönüyoruz. Şimdi hep beraber buyurun. Evet efendim, kutlu doğum programımız inşallah birazdan başlayacak. Evet, o en sevgiliyi anma ve de anlama programı inşallah diyoruz. Birazdan başlayacak. Hemen kameramızı çeviriyoruz efendim. Buyurun, hep beraber iyi seyirler diliyoruz. Mustafa Özcan Güneş Doğdu hocamızı açılış Kur'an-ı Kerim'ini tilavet etmek üzere kürsüye davet ediyorum. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Yeah.
52 gün var. Hay saadette hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o benim kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya gelecek. Ancak taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Ve tam 52 gün var. Ve yıldızların da ötesinde hazırlık var. Kuşlar var, kuşlar. Dünyadan çok uzakta ama hızla dünya semasına yaklaşmakta. Kuşlar var, kuşlar. Elli iki gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket verir. Yemen'in valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi korur. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 571'de bir güneş doğdu. Adı Muhammed'di. İlk sözü ümmet. Peygamberimiz bir bayram namazından sonra mescitten çıktığında çocukların neşe ve sevinç içinde oynadıklarını gördü. Bir duvarın dibinde teberişan, kırıklı ve mahzun bir çocuk ağlayıp duruyordu. Ezanlarda, selamızda, zikirlerde, duamızda, mühür olsun alnımızda, ya Muhammed Mustafa. Ben de toprak kurmak senin işindir, gel. Topraklar ve dudaklar çatladı. Nasıl ansın aradığını? Ezelden ebede soğuyan çiçek, yüreklerde açan yüzün efendim. Rahmet kınarından duyan çiçek, bizim de yüzümüz yüzün efendim. Herkes ayağında nasıl duruşsun, muamelerinize yoktur bileşir. Hiçbir sözden ağlama, gülür diken siz ama, gülmür susar gül hatrına, zamanı geldi.
hiçbir sözden ağlama, gülü dikensiz sanma, güldür susar.